Merhaba. Bugünkü programın başlığı Almanya ve geçmişin bir bölümünü unutmak. Geçmişle hesaplaşma, geçmişi değerlendirme konularında değişik ülke örneklerini bugüne kadar inceledik. En başta incelediğimiz bu konuda bayağı ünlü bir örnek olan Güney Afrika idi. İleride belki bu konuya bir daha dönerim. Çünkü Güney Afrika ile ilgili daha sonra değişik kitaplar yayınlandı. Özellikle Elitlerin Dönüşmesi kitabı. Yani apartheid'den neoliberalizme Güney Afrika denilen bir kitap. Bunu Güney Afrika'da beyazdan siyaha değişim başlığı altında önceki videolardan birinde incelemiştim. Yani beyaz burjuvazinin yanında bir de siyah burjuvazi ortaya çıktı. Orada apartheid'in ortadan kalkması gibi çok önemli bir değişiklik oldu. Ama kapitalizm genişleyerek sadece beyaz değil, siyah burjuvazi ile de beraber devam etti. Yani sosyoekonomik düzende öyle aman aman büyük bir değişiklik olmadı. Bunun ardından Norveç'i incelemiştik. Geçen programda ve bunda ise Almanya'yı, Almanya'da 1945-55 arasında tahmini olarak 860 bin fakat en az 1 milyon hatta daha fazla Alman kadına tecavüz edilmesi olayı üzerinde, konusu üzerinde durmuştuk. Şimdi daha önceki programlarda da defalarca anlattım. Geçmişin değerlendirilmesi, geçmişe yüzleşilmesi mutlaka ve mutlaka o geçmişin bir bölümünün ama bilerek ama yeterince bilmeye gerek duymadan unutulması ile mümkündür. Yani geçmişin bir bölümünü ki bunu Güney Afrika'da çok açık olarak görüyoruz, sileceksiniz. Geçmişin her tarafıyla yüzleşmeye ya da karşınızdakine hesap sormaya kalkarsanız bu iş bitmez. Hiçbir şekilde bitmez. Ha, tabii ülke tarihine göre bu durum değişir. Nereleri öne çıkaracaksınız? Nereler geri planda kalacak? Nereleri hiç dikkate almayacaksınız? Şimdi Almanya'da en az 1 milyon Alman kadınla Kızıl Ordu ve müttefik askerleri tarafından tecavüz edilmesi konusu bu önemsenmeyen geçmiş kategorisine giriyor. Şöyle giriyor. Önce o döneme ait bazı şeyleri vereyim. Ne derler, rakamları vereyim. Şimdi bu rakamlardan bir tanesi şöyle. Mesela önemli sayıda kadın tecavüz edildikten sonra hamile kalıyor. Bunlar yaklaşık şeydir. Ne derler? İşte %20 oranıdır. Düşünün ki 1946 yılında illegal tecavüz, daha doğrusu illegal kürtaj 27 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Neden illegal kürtaj? Çünkü o dönemde Alman ceza yasasının 218. maddesine göre çok zorunlu olmadıkça kürtaj yasak. Çok zorunluluk da tabii bir yorum meselesi yani. Kolay değil çok zorunlu olduğunu gündeme getirmek. İşin birinci tarafı bu. İşin ikinci tarafı özellikle Batı Almanya'da yani Amerikan, İngiliz, Fransız askerlerinin işgali altındaki Batı Almanya'da en fazla olan Amerikan askerleri Amerikan askerlerine tecavüzleri ilgili olarak değişik şikayetler yapılıyor. Fakat Alman polisinin bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Yani 1955 yılına kadar Amerikan askerleriyle ilgili soruşturmayı ancak ve ancak Amerikan askeri polisi yapabiliyor. O da tabii bir sürü şeyi geri plana itiyor, ciddiye almıyor veya unutuyor. Çok az insan bu nedenle cezalandırılıyor. Benzer bir durum mesela Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde oluyor. Bir süre sonra şeydir yani Kızıl Ordu askerlerini zapturapt altına alıyorlar. Bu yağma olaylarda, tecavüz olaylarda cezalandırmaya başlıyorlar. Ama bu olana kadar tabii epeyce bir şey de oluyor. Yani olmuyor değil. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu en az dedik 860 bin kişi. En az denilmesinin nedeni şu. Çünkü tecavüze uğrayan kadınların bir bölümü evli. Evli olunca ve hamile kalınca, hastanede çocuk doğurunca bunu babasının üzerine yazdırıyor. Adam da bunu biliyor. Yani işgal altındayız, mecbur kaldık, ne yapalım? Çocuğu kendi üzerlerine alıyorlar. Bu tür şeyler tabii ki tecavüz konusunda kayda geçmiyor.
kayda geçmiyor. Ve tabii bu ailelerin büyük çoğunluğu çok iyi bir şey yapıyor. Çocuğa hiçbir şey anlatmıyorlar. Yani sen işte bilmem Amerikan askerinin şu sunum bu sunum şeyine girmiyorlar hiçbir şekilde. Ama tabii iş şeye gelince yani siyah Amerikan askerleri tarafından tecavüz gerçekleşti. Çocuk da siyah doğuyor. O zaman tabii iş tabii şey yani anlatmak zorundasınız. Bunun başka bir şeyi yok. 1945-46 yıllarında Almanya'da cinsel hastalıklar, özellikle frengi 1934'e göre 2 ile 3 kat artıyor. Bu da zaten bir şeyi gösteriyor herhalde. Bu da bir şeyi gösteriyor herhalde. Şimdi demiştim ki o kitabın yazarı olan kadın yani yöntem olarak, araştırma yöntemi olarak şöyle yapmıştı. Bir önce doğum kayıtlarını incelemek ve babası belli olmayan çocukların sayısını, doğumları şey yapmak. Tabii bunun içinde illegal kürtajlar, şunlar bunlar şey tahmini bunlar işin dışında. Evli kadınların çocuğu kendi üzerlerine almaları, babanın adına yazdırmaları da işin dışında. Buna rağmen 860 bin bulunmuş. Bir buna bakıyor. Bu kayıtları çıkarıyor. İki, zamanın Amerikan askeri polisi ve Alman polisinde şikayet dosyalarını inceliyor. Yani bunlar ne kadar şeydir, ne derler, tecavüzle ilgili şikayetlerdir. Bunları çıkarıyor. Üçüncü olarak o dönem görev yapmış papazlara gidiyor. Çünkü biliyorsunuz Hristiyanlıkta günah çıkarma diye bir şey vardır. Bundan dolayı değişik din adamlarına gidip günah çıkaran kadınlar var. Bunların sayısını araştırıyor. Tabii sonuçta arada 60 yıl geçmiş. Yani bulmak kolay değil. Ama en azından tahmini bir rakam ortaya çıkarabiliyor. Ve bu kadının araştırmasının şeydir yani en önemli yanı Alman kadınlarına tecavüz kendisinden önceki pek bilimsel olmayan araştırmalarda iddia edildiği gibi Kızıl Ordu ile sınırlı değil. Batı'da özellikle Amerikan askerleri tarafından böyle bir şey var. Ve bunu işte bir tahmini bir sayı olarak ne yapıyor? Kendisi ortaya çıkarıyor. Şimdi şöyle bir soru geliyor tabii akla. Peki Alman toplum buna niye hiç ilgilenmiyor? Keşke mi? İlgilenmiyor. Yani bu kadının kitabı çıktıktan sonra almıştım ben zaten. Arkasından yani bir devlet kurumu tarafından iyi bir araştırma olarak da basıldı. Pek öyle bir ilgi görmedi. Öyle bilmem listelerin ön sırasında en çok satan bilmem şudur budur olmadı kitap. Başka türlü mesela kitaplar da yayınlanmıştı. Mesela işte bir Kızıl Ordu askeri bir kadının bisikletini elinden almaya çalışıyor. Kapak fotoğrafı bu. Ne derler? Bu da mesela öyle aman aman çok büyük bir ilgi görmedi. Bunu iki nedene bağlayabiliriz. Birincisi bugünün Alman halkı ya da şöyle diyelim savaştan sonra doğmuş olanlar ve onların çocukları kendilerini mümkün olduğu kadar o dönemin Alman halkına ayırıyorlar. Çünkü o dönemin Alman halkı evet ağır bir baskı vardı. Bir sürü insan sürgüne gitti, şu oldu, bu oldu ama sonuna kadar kalanlar Hitler'i desteklediler. Dolayısıyla yani daha sonraki 45 sonrası doğanlar ya da 45 civarında doğanlar diyelim 43-44'te doğanlar da olabilir. Kendilerini o dönemin Alman halkına ayırırlar. Yani o dönem Alman halkına hatta şey yaparlar yani dışlarlar o halkı. Evet bu da tamam bu da bizim geçmişimiz ama yani biz onlar değiliz. Hatta şöyle denir biz başka Almanlarız. Biz onlar değiliz. Çünkü onlar evet bir sürü insan öldürüldü, kaçmak zorunda kaldı, sürgüne gitti falan filan ama kalanlar bayağı büyük bir sayı kalanlar sonuna kadar Hitler'i desteklediler. Ve bunu da unutmamak lazım. İşin birinci tarafı buydu. İkinci olarak daima şey yapılır, şu söylenir. Yani biz o dönemden halk olarak uzaklaştık. Bizim için o dönem en başta Yahudi soykırımıdır. Esas o dönemin belirleyicisi budur. Bunu her zaman aklımıza tutuyoruz. Bununla her zaman işte ayrıntılı bir şekilde hesaplaştık. Hala bu hesaplaşma bitmedi. Bunun üzerine hala bir sürü kitap yazılır. Çünkü şöyle bir mesele var. O dönem faşizm
Avrupa'da yaygın bir olay. Hatta denebilir ki komünistlerle faşistler arasındaki Avrupa çapındaki kavgayı faşistler kazanıyor. Komünistler kaybediyor. Önce İtalya'da kaybediyorlar. Arkasından Almanya'da kaybediyorlar. Arkasından İspanya'da kaybediyorlar. Ondan sonra işte Macaristan bilmem şudur budur diye gidiyor. Her tarafta faşistleri ya da faşizm yanlısı iktidarlar iş başına geliyor. Ve sadece Alman faşizminde Yahudi kırımı vardır. Mesela İtalyan faşizminde böyle bir şey yok. Ya Alman şeyde Nazilerin zorlamasıyla bir takım şeyler var ama genelde şeydir İtalyan faşizmi yani Mussolini ve partisi Yahudi soykırımına Yahudilerle ilgili şeylere pek yönelmez. İspanya'da Franco faşizminde böyle bir şey yok. Niye Almanya'da oldu da başka faşizmlerde olmadı? Üstelik daha önceki programlarda da belirtmiştim. Yani Yahudi soykırımı bir ülkedeki soykırım değil. Kıta çapında bir soykırım. Nazi Almanya'sı hangi ülkeleri işgal etmişse orada mümkün olduğu kadar fazla sayıda Yahudi'yi topluyor ve toplama kamplarına gönderiyor. Bu Fransa'da böyle, bütün Batı Avrupa'da böyle, işte Orta Avrupa'da böyle, Ukrayna'da böyle, yani her tarafta böyle. Ukrayna meşhur işte Babiyar şeyi vardır, katliamı vardır. Yani gaz odalarla göndermezler, uçurumdan aşağıya atarlar. Bu hala araştırılan bir konudur. Üzerinde tabii değişik tezler var. Üzerinde değişik yaklaşımlar bulunuyor. Fakat belirttiğim gibi esas olarak yani Almanlar o dönemde sadece bugünün Almanları ya da bugün diyelim işte 60'lı 70'li yaşlarda olan Almanlar ve ondan sonra gelen kuşaklar genellikle şeyle Yahudi soykırımından başka bir şeyle ilgilenmezler. Başka şeyler arada olmuş ise eğer üzerinde pek durmazlar. Yani bu kitap kendi alanında yani ilk ve son derece önemli bir kitap. Bilimsel bir kitap. Yani bilimsel yöntemlerle yapılmış araştırmaya dayanan bir kitap. Pek öyle bir ilgi çekmedi. Başka bir kitap olsaydı yani televizyonlarda programları yapılır, bir sürü panellere yapılır, şudur budur olurdu. Ama üzerinde pek durulmadı bu işin. Dediğim gibi yani o dönemin bunu hiç bilmiyorlar diyemeyiz. Bir bölümü öğrenmek gereğini duymuyor, önemli değil diyor. Bir bölümü öğreniyor ve dert değil, olmuştur, tamam diyor. Unutuyor. Her durumda yani böyle bir şey ne yapıyor? Gündeme geliyor. Bu tabii şu anlama geliyor. Yani Almanya'da ırkçılık, Yahudi düşmanlığı, bilmem Yahudi düşmanlığı kalmadı denemez. Var. Var ama bunun karşısında güçlü bir alternatif de var. Yani bu ikisini beraber düşünmek gerekiyor. Yani adamların dediği şey şu, biz o Almanlar değiliz, biz başka Almanlarız, biz değiştik. O Almanlarla da aramıza açık bir sınır çizdik, biz onlar değiliz. Evet, vaziyet şeyi bu. Bu tabii önemli bir değişim. Tabii böyle bir değişimi bilincinize çıkardığınız zaman, böyle bir değişimi gerçekten yaşadığınız zaman, o dönemde aranıza açık bir çizgiyi çekiyorsunuz, biz başkayız diyorsunuz. Şeyle ilgili geçmişin değerlendirilmesi, geçmişle yüzleşmeyle ilgili başka konular da var. Ama bunlara daha ileride geleceğim. Çünkü bunların daha ayrıntılı öğrenilmesi gerekiyor. Özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkeleri. Mesela Arjantin en başta geliyor. Arjantin biliyorsunuz şimdi bayağı aşırı sağcı bir kişi, devlet başkanı oldu. Ve geçmişle yüzleşme konusu göründüğü kadarıyla bayağı duraklayacak Arjantin'de öyle görünüyor. Neyse bunları göreceğiz. Gelecek programdan başlayarak daha farklı konulara girmeye çalışacağım. Ve ileride tekrar bu geçmişle yüzleşme konusunun farklı örneklerine döneceğim. Evet, tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.